Başlıyoruz Azra'cığım. En son bu soruyu çözmüştük. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Peki başlıyoruz. En son bu soruyu çözmüştük. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir de bu tarz sorular var. Yorum gerektiren sorular arkadaşlar. Bunları nasıl yapacağız? Bunu inceleyelim. Şimdi kök 300 sayısını vermiş. A kök B şeklinde yazılıyor. A artı B aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Hani kök 300'ü ne yapıyorduk? Önce 3 çarpı veriyoruz. Bunu 2'ye böldüm. 150. 2'ye böldüm. 75. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. Şu şekilde ayırdık. Bunu karekök içerisinde yazarsak 2 çarpı 2 ya da 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi şeklinde yazdık ya. Bunu kök dışına çıkarmamız lazım. Nasıl kök dışına çıkarırız sevgili arkadaşlar? Yani şuradaki 2 ifadesini 2 ile çarptık. 2 çarpı 2'ye çarptık. Bunu tek tek yazıyorsunuz. 3 çarpı 5 yani 25. 2 ile 75 toplarsam 77 olabilir. Bunu sildim. Daha sonra 2'nin yanına bir de 5'i çıkardım. 2 çarpı 5 köşesinde 3. O da eşittir 10 kök 3. Bu topladım 10 ile 3'ü topladım 13. O zaman bu da olabilir. Şimdi 2'yi çıkartmayıp sadece 5'i çıkartırsam yani şuradan bir tane 5'i çıkartırsam burası da kök 4 çarpı 3'ten 12. Topladım burası da 17 yapar. Bu da olabilir ancak el olamaz hiçbir şekilde elde edemeyiz. Yalnız bir tane daha var bunu da dikkat edin. Bir de burası 1 burası 300 olabilir. Toplamı da 301 olur. Bu en büyüğü şu kök en sade halinde çıkarttığınız zaman da bu da en küçüğü olmuş olur arkadaşlar. 13 en küçüğü bu 300 de en büyüğü olmuş olur. Buna da dikkat edin tamam mı? Sormak istediğiniz var mı sevgili arkadaşlar burada? Geçiyorum. Bunu artık yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Bunu da kolay yaparsınız. Geçtik. Bu tarz bir soru çözmüştüm zaten. Bunu da size ait arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Evet. Şu sıralama sorularına da bir bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Hangisi büyüktür, hangisi küçüktür? Bir de bunu da inceleyelim. Şimdi kök 6 eksi kök 5, kök 11 eksi kök 10, kök 30 eksi kök 29. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. A büyüktür, A küçüktür, B küçüktür, C. A küçüktür, C küçüktür, B. C küçüktür, A küçüktür, B. Ve C küçüktür, B küçüktür, A şeklinde vermiş. Şimdi buradaki ifadeyi nasıl bulacağız? Kök 6'dan kök 5'i çıkartmış. Kök 11'den kök 10'u çıkarmış. Kök 30'dan kök 29'u çıkarmış. Ya şimdi hangisi büyük olur bunun, hangisi küçük olur? Bunu nasıl yorumlayacağız? Hatırlayan var mı? Ben şöyle kısa bir hatırlayayım sevgili arkadaşlar. Bakın bunun uzun uzun yöntemleri de var. Mesela ikisinin de karesini alabilirsiniz. Şuradaki ifadenin ve şuradaki ifadenin karesini alırsınız. Tamam mı? Bu ifadenin karesini aldığınız zaman bu ifadeyi nasıl buluruz? Şimdi bunun karesini aldığınız zaman birincinin karesi 6. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 2 kök. 5 ile 6'yı çarptım 30. Artı ikincinin karesi. İkincinin karesini aldım. 5. Bu da eşittir. 5 ile 6'yı topladım. 11 eksi 2 kök 30. Bunun değerini bulabilir miyim? Evet bulurum. Nereden buluyorduk sevgili arkadaşlar? Hani şu 2 içeriye atarım. 2'nin içeriği 4 diye girer. Kök 120 yapar. 11 eksi kök 120 yapar. Bizim yaklaşık değeri de 11'e yakın. Yani 11'den 1 küçük olmuş olur. Doğru mu? O zaman bu sayımız 0'a çok yakın bir sayı olacak. Aynı şekilde şunu da yapabilirsiniz. Hani bakın kısaca bunu göreyim. 11 eksi 2 kök 110 artı 10. Toplayı 1 eksi 4 diye içeri attık. 440 olacaktır. 21'i en yakın sayı 441. Şimdi sayı kısımları hani sayı doğrusu üzerinde siz gösteriyorsunuz ya. Şöyle düşünün. Şurası 3, şurası 4. Şu aralıkta 3 tam 2 bölü 3 alırsa. Şurayı 3 parçaya böl. Şurası 2 bölü 3.
Ancak burayı ben 5 parçaya bölsem, şuradaki kısmı alsam ne olur? Hani sayımız daha da büyük olur, değil mi? İşte bundan dolayı sevgili arkadaşlar, şu içteki kökün içindeki sayılar birbirine yakın olduğu sürece, yani en küçük olan sayı aslında en büyüktür ters orantı olarak. A büyüktür, B'den, o da büyüktür, C'den olarak. Anlaştık mı? Bak tekrar söylüyorum. Hani hepsinin arasındaki fark kaç? Bu 1. Bunun arasındaki fark 1. Bunun arasındaki fark 1. Hepsinin arasındaki farklar eşit. Bu tarz soruları yaparken diyor ki kök içindeki sayılardan hangisi en küçükse o aslında en büyük değer demektir. Bundan dolayı cevabımız da Adana olacaktır. Anlaştık, pardon, Denizli olacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık herhalde, geçiyorum. Bunu da geçeyim. Pardon, şu soruya bir bakalım. Yaklaşık değerin bilinmesi için ne yapmak lazım? Arkadaşlar, hani bu sayının sonucunu bulabilmek için ya da değerini bulabilmek için bu irrasyonel sayılarda da çok fazla çıkardı karşımıza. İrrasyonel sayı rasyonel yapmak için hangisini çarpmalıyız, hangisinden çıkarmalıyız? Yaklaşık değeri bilmesi için aynı şey arkadaşlar. Köktür sizin en sade halde yazmanız gerekiyor. Bu 7 kök 2 demektir. Hani 98'i çarpanlara ayırdığımız zaman 2'ye böldük, 49, 7'ye böldük, 7'ye böldük 1. Bu da kökçe 7 kök 2 diye çıktı. Bakın 7'nin tam değerini biliyorum ama kök 2'nin tam değerini bilmiyorum. Bu ifadenin yaklaşık değerini bilebilmek için kökün içindeki kalan ifade bilmek lazım. Yani kök 2 bulmak lazım. Bu tarz sorular buna dikkat edin, tamam mı? Bunu da geçiyorum. Bir de şuna bakalım bu tarz sorulara. Melis aşağıdaki dikdörtgenin içini boyamıştı. Boyama yaparken dikdörtgenin hiçbir yerini iki defa boya denk gelmeden işlem olmuştur. Melis'in elinde her bir kök 96 santimetre kare boya yapabilen boyama tüpüne yeter sayıda bulunmaktadır. Buna göre Melis aşağıdaki şekillerin her birini ayrı ayrı tüplerle boyadığına göre aşağıdaki hangisi söylenebilirmiş? Arkadaşlar alan bulmamızı istiyor. Kendini yaklaştırabilirsin kardeşim. Ben de değil. Yani ekranı sen yaklaşabilirsin. Kök 8 ve kök 18. Yani şu ifadenin eşitliği en sade hali yazarsak bu 16 çarpı 3 yani 4 kök 3. Şu 9 çarpı 2 3 kök 2. Bu ikisini çarpmamız istiyor. 4 kök 3 ile 3 kök 2'yi çarpmamız gerekiyor. Bu ikisini çarparsak 4 ile 3 yani kök içindeki ile kök içindeki çarpılır. 4 ile 3'ü çarptım 12 kök içerisinde 3 ile 2'yi çarptım 6 olarak gelecektir. O zaman buraya gidecek 12 kök 6 kadar olması lazım. Aynı şekilde bakın kök 2 burada var. Şurası 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. Bu ikisini çarparsam buraya 5 kök 6 gidecek. Şu ikisi bu kök 98 burası 7 kök 2. Kök 12, burası 2 kök 3. Bu ikisini şey yaparsam 14 kök 6 da buraya gelir. Tamam mı? Şimdi kök 96 dediğimiz şey ne kadar? Kök 96 dediğiniz şey de şu arkadaşlar. Bakın 16 çarpı kök 96 yapıyor. Yani 4 kök 6 tüp kullanıyorsun. Bir alanda 4 kök 6 gider. Bize ne demiş? Şekil 1 2 boya tüp ile boyanabilir. Bakıyorum şekil 1 12 kök 6 idi. 12 kök 6'yı 2 köklü boyayla toplayamazsınız. Ya boyayamazsınız. 3 tane lazım. O yüzden bunu eledik. Şekil 2 için bir boyama tüpü tamamen biter. İkinci boyama tüpünün %25'i kullanılır. Biriyle kullandık 4 kök 6. İkinci boya tüpünün %25'i yani 4'te 1'i kadar gidecektir. 5 kök 6 bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Şekil 3 için 3 boya tüpü tamam biter. Dördüncü boya. Bakıyorum şekil 3. Burada 3 tanesini kullandım. 12 kök 6 yaptı. Bir de yarısı kadar kullanmam gerekirken %75'i demiş. O yüzden bulmuş. En çok boya tüpü şekil 1 için. Hayır. En fazla alanı büyük olan. Yani şekil 3 için kullanacaktı. Cevabımız Bursa olarak gelecektir. Bakın bu tarz sorular çok fazla çıkıyor. Denemelerde olsun, normal sınavda olsun buna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sesinizi açın, tekrar sorun, kapatın. Geçiyorum.
Alan sorularını geçiyorum arkadaşlar. Üçgen alanda bunlar artık yok. Evet. Karınca sorusu, bir de bunu inceleyelim. Bir laboratuvarda karınca ve uğurcuyu kullanarak bir hız deneyi yapın. Bu iş için bayrak olarak 3 etaptan oluşan bir parkur oluşturur. Her adımın uzunlukları farklı olup hayvanlar sabit hızlara ve saniyedeki hızları aşağıdaki tablodaki gibi şekilde hareket ediyorlar demiş. Her etapın uzunlukları metre cinsinden aşağıdaki parkur üzerinde gösterildi. Buna göre karınca Uğur Böceği'nden kaç saniye önce parkuru tamamlamıştır? Bakalım. Şimdi arkadaşlar karıncanız neymiş? Kök 8 metre. Yani saniyede kök 8 metre gidiyor. Bu da 2 kök 2 metre demektir. Uğur Böceği ise saniyede kök 2 metre. Devam ediyorum. Şu birinci etapın uzunluğu burası. Bakın 288'i 104 çarpı 2 diye yazarsınız. 4 çarparken 12 kök 2 diye çıkacaktır. Kök 32, 16 çarpı 2 diye yazarsanız arkadaşlar. Bu da kök dışına 4 kök 2 diye çıkacak. Ve üçüncü etapta ise burayı 400 çarpı 2 diye yazarsanız bu da kök dışına 20 kök 2 diye çıkacaktır. Şimdi buna göre karınca Uğur Böceği'nin kaç sene önce parkuru tamamlamış diyor ya. Ne kadar mesafe gitti? 20 kök 2. 4 kök 2 de burada var. 24 kök 2. 12 kök 2 de burada var. Toplam 36 kök 2. Benim tüm parkurun uzunluğu 36 kök 2'ymiş. Karıncanız ne kadardı sevgili arkadaşlar? Karıncanızı 2 kök 2 idi. Yani kaç saniyede tamamladı burayı? 18 saniyede. Bunu 2 kök 2 böldüğümüzü düşünün. 2 kök 2 de bu kadar. O zaman burası 18 olur. 18 saniyede bunu tamamladık. Uğur Böceği'nin hızı neydi? Kök 2 idi. 36 kök 2'ye bölersek bunun hızı da 30 saniyede burayı bitirmiş olur. Bundan kaç saniyede bitirmiş olur? 18 saniyede bitirmiş olur sevgili arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir yer var mı? Geçiyorum. Evet. Şekilde verilen 3 kareden en küçüğün bir kenarı 4 kök 3. En büyüğün bir kenarı 3 kök 6 santimetre olduğuna göre ortadakinin alanı kaç santimetre kare olabilir? Şimdi bir dakika. Benim kafa durdu. Nasıl yapacağız bu tarz soruyu? Şimdi sevgili arkadaşlar en küçüğün bir kenar uzunluğu ne kadarmış? 4 kök 3. O zaman bunun alanı ne yapar? 4 kök 3'ün karesi. Yani bunu içeri atarak yapar. 3 çarpı 4 karesi yapar. İşte kök 48 olarak gelecektir. Yani şuranın alanı 48'miş. Şimdi en büyüğün alanına bakalım. En büyüğün bir kenar uzunluğu ne kadarmış? 3 kök 6. 3 kök 6 ise bunun alanı, bunun karesi demektir. Bakın kare hem içeriye atarak bulabilirsiniz hem de şunun karesini alabilirsiniz. 3'ün karesi 9 çarpı 6'dan olarak da bulabilirsiniz. O zaman benim ortadaki kare 48'den büyük, 54'ten küçük olacak. 48'den büyük, 54'ten küçük olacaksa sadece 52 olabilir sevgili arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Bir de şu şekilde soruya bakalım. Üçgenin alanı herhangi bir taban uzunluğu ile o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Arkadaşlar üçgen soruları çıkmayacağı için bu tarz soruları da durmuyorum. Ama hani bazen soru atıyorsunuz. Ben yine şöyle kısaca bir değineyim bu soruya. Hani ne diyor bize? Üçgenin alan formülünü vermiş. Geçgenin uzunlukları kök 192, kök 80 olan dikdörtgen biçimindeki karton üzerinde yukarıdaki gibi birbirine eş üçgen biçiminde desenler vardır. Bu üçgenlerden birinin alanı ne kadardır? Hani bu nasıl birbirine eş? Şimdi buraya yana doğru kaç tane üçgen kullanmışız? Yani tabanı bulmam lazım. Tabandan 4 tane var. Şu kök 192'yi bir kökten çıkartalım sevgili arkadaşlar. Bu nedir? Bakın şöyle yazalım. 192'yi 2'ye böldüm. 96 yıldım. 48. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. İkişer ikişer gruplandırsanız sevgili arkadaşlar
2, 4, 8. Yani bu ifade 8 kök 3 olarak gelecekmiş. Ben burayı 4 tane parça olduğu için 4'e böleceğim. 8 kök 3'ü 4'e bölersem bunun taban uzunluğu 2 kök 3 olarak gelecek. Devam ediyorum. Şurası. Hani şu uzunluğu bulmak için bu kök 80 ya. Bu da 16 çarpı 5 derseniz 4 kök 5'tir. Şu uzunluk. Bundan 2 tane yükseklik var. Bunu da 2'ye bölmem gerekiyor. Yani şu yüksekliğimiz 2 kök 5 olacak demektir. Bize alan sormuştu. Alan nasıl buluruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2 kök 5 çarpı 2 bölü 2. Şu ikilerden birisi kök içindeki ile de kök içindekini çarparsak 2 kök 30 olarak gelecektir cevabımız. Anlaşılmayan herhangi bir yer var mı sevgili arkadaşlar? Pardon, 2 kök 15 olarak gelecektir. Cevap da olacaktır. Bir de şu tel çekme sorusunu yapalım. Burada bırakalım arkadaşlar. Haftaya yine aynı şekilde devam edelim. Alanı 120 metrekare olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine iki sıra tel çekilmiş. Şimdi bir kare şeklinde bahçemiz var. Bunun alanı alanı 120 idi, öyle mi? Peki biz bunu bir kenar uzunluğu nasıl buluruz? Kök 120 şeklinde buluruz. Bu kök 120'yi kökten çıkartırsak ne asıl geliyor arkadaşlar? O da 15 çarpı 8 dersek hani 4 çarpı 30, yani 2 kök 30 gelecektir. Bir kenar uzunluğumuz 2 kök 30. Bize buraya iki sıra tel çekmemizi istiyor. Şimdi bunun çevre uzunluğu, bunun 4 tane çarpımı olursa kök 30, doğru mu? Buna iki sıra çekmemizi istiyor. Bir sıra daha çekeceğim. Tamam, çevre uzunluğu 16 kök 30 olarak gelecektir. Bakın bu tarz sorular da çıkıyor. Bunlara da dikkat edin. Özellikle tel çekme sorularında. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir yer var mı? Peki ben size sorayım. Şimdi sevgili arkadaşlar, haftaya yine kareköklerden devam edeceğim ama kareköklerin kısa bir kısmı kaldı. İrrasyonel kısımları kaldı. Onları işleyeceğim. Çok fazla uzun sürmeyecek. Anlamadınız. Özellikle hocam bana şurayı anlatır mısınız dediğiniz bir yer varsa haftaya ben o konuyu alayım. O konuyu işleyeyim sevgili arkadaşlar. Var mı istediğiniz bir konu? Bakın kalan konularımız çarpanlar ve katlar. Üstü sayılar. Olasılık. Karekök sayıların son kısmı kalmıştı. Ondan devam ederiz. İsterseniz birlikte çözelim. Fark etmez. Ben devam edeyim. Birlikte de çözebilirim Mert'ciğim. Nurullah Karaköke devam edeceğim oğlum da hani bugün anlattım ya belirli bir kısmı. Hani ekstra istediğiniz bir yer var mı? Örneğin kalan konularımız veri analizi kalmıştı. Hani bu grafik çizimleri falan vardı ya, onlardan kaldı. Onlardan da işlemem lazım. Siz hangisini istiyorsunuz? Onları söyleyin bana, ben onlara göre hazırlık yapayım. Evet, Neslihan'cığım, ne? Veri. Veri analizi diyorsunuz. Bu daire grafikleri falan, hani o sorular üzerinde diyorsun, değil mi? Şu tarz soruları arkadaşlar, hani bunlar çizgi grafiği, daire grafiği, daireden dönüş grafiği, daire çizimi. Tamam. Bunlar da aynı şekilde haftaya işleyelim. Bunların çözümlerine de bakalım. Nasıl yapıyorduk? Bunları da bir hatırlayalım. Hani çok uzun bir konu değil bu da aslında. Sadece soru üstünden devam edeceğiz. Tamam. Tamam Neslihan'cığım. Oradan devam ederiz. Daire grafiklerinin hani grafik ölçümleri, çizimleri. Bir de bunları inceleriz haftaya. Arkadaşlar sizden rica, hepiniz biraz çizgi grafiği, daire grafiğine çevirme, tamam. Aracım, onların hepsine bakarız. Sizden ricam, hepiniz bu hafta eksik olduğunuz yerleri bir görün. Yani çapın bir başlayın. Üstü sayılar, karekök sayılar, daha basit olaylar, olasılık, daha sonra veri analizi, başka ne vardı bizim işsizlik. Bu konulara bir bakın, bunları bir görün. Hani hangisinde zorlanıyorsunuz, hangisini yapamıyorsunuz? Onları çıkartın ki biz de ona göre ona ağırlık verelim. O da çözelim. Anlaştık mı?